Evet sevgili dostlar 12 Haziran 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Hepinizi selamlıyorum. Sponsorlarımız golba.com ve Kayseri Özel Ümit adına. Arda Güler'in asisti, Batçuay'ın golü, sonrasında Arao'nun hani asist sayılır mı? Kaleci sektirdiği için sayılmaz. Ama bir nevi bizim için asisti ile Batçuay'ın attığı golle Fenerbahçe 2-0 kazandı. Rakibini delik deşik etti yetmedi, etmedi, bitmedi. Fenerbahçe yine bir şeyler üretti. Yine bir şeyler yaptı ve Fenerbahçe Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Bu sezon Fenerbahçe forvetleri Batshuayi 20 gol, Valencia 33 golle Fenerbahçe'ye tarihi bir gol sezonu yaşattılar. Batshuayi 2015-2016'dan sonra ilk kez bir sezonda 20 gol barajına ulaştı. Kariyerinde 3. defa bunu yaptı ve 2 aylık sakatlık süreci maalesef taraftarda hani keşke sakatlanmasaydı neler olurdu neler izlenimi uyandırdı. Bu arada Batshuayi için tam rakam söyleyeyim. 32 maç 20 gol 2 asist arkadaşlar. Düşünün yani. Yani Birçok kişiye sorduğum zaman aynı şeyi söylüyorlardı. Ya ne gerek var diyorlardı. Alın size ya ne gerek var. Ben Türkiye Kupası finaline dair birçok şey söyleyeyim. Arda Güler mesela 1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır maddesi. Daha önce zaten devre dışı bırakılmıştı ki ben bunun müjdesini sizlere çoktan vermiştim. Ancak Arda Güler final maçında oynadığı süreyle birlikte 1500 dakikayı da tamamlayıp tamamlamış olup serbest kalma maddesi 17,5 milyon euro oldu falan filan. Ama bu madde kullanılmayacak diyor Sercan Hamzoğlu da. Doğru arkadaşlar. Bu madde kullanılmayacak. Yani Arda Güler'i isteyen takım 60 milyon Euro'yu gözden çıkaracak. Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen takım da 30 milyon Euro'yu gözden çıkaracak. İzmir'de İzmir Marşı söylenmesi çok hoştu. Ee, aynı zamanda Fenerbahçe için hoş bir şeydi. Tabii ki de bu kutlamaydı. Dikkat edin arkadaşlar 5 yıldızlı ve şanlı Türk bayrağımızın olduğu yeni sezon formamızla şampiyonluk kutlaması gerçekten çok çok iyiydi. Kurallar gereği arkadaşlar Fenerbahçe tescil ettirdiği için bu şekilde olmuştu. Onu da hani e, bu sezonun tescili yıldızsız şekilde olduğu için böyle oldu. 1549 dakika oynamış Arda Güler bilginiz olsun. Yani e, zaten şeydi ama 1549 dakika 6 gol 7 asist. Ve bu çocuk 18 yaşında. Bu çocuğun transfer market değeri 15 milyon euro. Bu çocuk Fenerbahçe'de değil de Barcelona'da olsaydı herhalde 150 milyon euro falan yazardı diye düşünüyorum. Şimdi e, bu maçın dediğim gibi tescilsizdi. Fenerbahçe kazandığı için Süper Kupa finaline ve bundan sonraki maçlarına 5 yıldızlı formayla çıkacak. Arao umarım Jesus sözleşmesini yeniler ve uzun süre bizimle kalır. Gelecek sezonlarda şampiyonluklara yakınız falan filan dedi ama ben şu anda videoyu çekerken yani saat bayağı geçti. Jesus'a dair bir haber yok ama ben Jesus'un artık Fenerbahçe teknik direktörü olmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi e, maçın ardından Emre Berezoğlu da bu arada Avrupa'da çalışma hedefim var diyor ama ben şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın bu maçı inanın birçok kişi umursamadı. Niye umursamadı? İşte kupa, işte şampiyonluk zaten gitti falan filan. Ben de isterdim. Ligde şampiyon olsaydı keşke Türkiye kupasını almasaydık yani şampiyon olup almasaydık ben ne isterdim. Ama öyle bir fırsat eline geçmiş. Bak süper kupa finali. Git Galatasaray'ı yen, al kupayı, iki kupayla tamamla. Lige başla çatır çatır oynan, Avrupa hedefindesin vesaire vesaire hani bir şeyler yapabilirsin. Ben bir şey söyleyeyim size. Fenerbahçe bu maçta Başakşehir'i ezdi. Ama diyecekler ki Emre Belezoğlu yatırdı şöyle böyle. Hayır. 7-0'lık maçta aynısıydı. Galatasaray'ın oynadığı. O gün Muhammed, Galaci Muhammed'in yaptığı hatalar Fenerbahçe yani Galatasaray'a hediye getirmişti. Fenerbahçe bugün forvetlerinin beceriksizliğine 7 atamadı ama istatistikleri söyleyeyim. İlk söylediğim Fenerbahçe 2. Başakşehir. Toplu oynama 52-48 normal. Toplam şut 17'ye 1. İsabetli şut 8'e 0. İsabetsiz şut tabii ki de 6'ya 1. Şut engellenmesi 3'e 0. 6 şar korner 2 kez Fenerbahçe 7 kez Başakşehir offside'a düşmüş. 15 faulde Fenerbahçe 2 sarı kart bir tanesi itiş, itiş kalkıştan. 12 faulde 2 sarı kart yine bir tanesi itiş kalkıştan Başakşehir. Büyük şans 5'e 0. Kaçan büyük şans 3'e 0 diyor. Ne 3'e 0'ı ne 4'e 0'ı. Direkten dönen 1 0. Ceza sahası içinden şut 11'e 1. Ceza sahası dışından 6'ya 0. Kaleci kurtarışı 0'a 6. İsabetli pas 353'e 302. Uzun top başarısı %44'e 34. Orta isabeti 29'a 14. Top sürme girişimi 10, 26'da 14 Fenerbahçe. 10'da 6 Başakşehir. Top kaybı 149'a 157. Kazanılan ikili mücadele sayısı 65'e 54. Kazanılan hava topu 26'ya 17. Top çalmada 15'e 17. Hani Başakşehir top kaybında ve top çalmada bizden üstün. Pas arası 6. Tehlik engelleme 10'a 15. Maçın bitiminde puanlamalar yapılmış. Valencia 6.1 verilmiş ama yani o bile fazla. Bak şu iyi. 8.4 vermişler. 2 gol. Maçın kahramanı. 3 isabetli şutta 2 gol. Bir tane engellenen şutu. Top sürme girişimi 2'de 2. -2. Ee, yani 3'te 3 ikili mücadele kazanma. 4'te 2 hava topu kazanma. Ve 8.4. Yani İlginç. Arda Güler'i merak ettim. 9.4 arkadaşlar. Türkiye Ligi'nin sanırım rekoru. Yani bu sezon herhalde rekor budur diye düşünüyorum. Daha üstü yok diye biliyorum. Ee, bir asist. 47'de 43 pas isabeti. 8 kilit pas. 8 kilit pas arkadaşlar. Ee, Süper Lig'de sanırım 9 ya da 8 kilit pas. Koyrejman'ın yanlışım yoksa. Ya da Sosa'nın. Beşiktaş'tayken Sosa'nın diye biliyorum. Ama 8 diye, yani 8 diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Orta isabeti 7'de 4. Uzun top isabeti 5'te 5. Top sürme girişimi 6'da 4. İsabetli şut 2. İsabetsiz şut 1. İkili mücadele 11'de 7. Hava topu 1'de 0. Top kaybı 12. Kendisine bir kez faul yapılmış. Bir kez offside'a düşmüş. İki top çalma. Bir kez adam kaçırma. Ve e, Arda Güler bu şekilde bir performans. Luan Perez 7.2. Ferdi 7.3. Serdar Aziz 7.0. Zayt'si 7.3. Arao'ya 6.9 vermişler ama ben Arao'yu çok merak ettim. Hani bugüne kadar izlediğim en iyi Arao performansı ama istatistiklere yansımadı. Şimdi gol 0 asist 0 ama bence asist 1 sayılır. 40'ta 36 pas isabeti, uzun top isabeti 1 de 0, ikili mücadele kazanma 1 0, hava topu 1 de 1, top kaybı 8, bir kez faul yapmış, 3 tehlike engelleme, 1 pas arası diyor. Şimdi defansif orta saha rolünde oyunu olduğu için, bu veriler düşük olduğu için Haliyle puanı düşük. Ama ben Arao'ya kesinlikle 10 üzerinden 10 veriyorum. Bence kariyer maç oynadı. Bence kariyer maç oldu. Bence kariyer maç oldu. Fenerbahçe 1872 gün sonra kupa kazandı diyor. Yani ya ciddi mi büyü bozuldu yani ya. Yani bu, büyü bozuldu. Ve ee, yeni çubuklu formamız. Tarihin en winner forması. Bir maç bir kupa. Düşünün yani. Bu da tabii ki de e, hoş bir anekdot oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu Adana Demirspor taraftarı coşkuyla kutladı. Çünkü takımları Avrupa'ya gidecek. Ya bir e, söylenti var ama ben net olarak emin değilim. Siz de net olarak emin olmayın. Hani Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Adana Demirspor'un da Konferans Ligi'ne ikinci ön turundan gideceğini söylüyorlar ama bana mantıklı gelmiyor. Niye mantıklı gelmiyor? Olan biri şamp yani şampiyon olmuş, kupa almış. Direkt gruptan başlaması lazım. Öbürü ikinci yani üçüncü olmuş. Öbürü dördüncü olmuş. Hepsinin aynı turdan başlaması bana çok salakça geliyor. Bak bu muhtemelen şöyledir. Benim tahminime göre. Adana Demirspor muhtemelen ve muhtemelen ve muhtemelen ikinci önerleme turu. Beştaş birinci önerleme turu. Fenerbahçe'de playoff'tan başlayacaktır diye düşünüyorum. Yani playoff varsa yoksa direkt gruptan başlayacaktır diye düşünüyorum. yani Fenerbahçe Türkiye kupasını alırken bu arada hiç offside'ımızı gol atmadı. Haksız penaltı kazanmadı verilmeyen penaltısı da var biliyorsunuz. Bu süreçte kimseyi tehdit etmedi. Etmedik. Kupayı oynatmayız falan demedik. Jesus'un oğlunu falan ortaya atmadık. Oğlunu, kızını ortaya atmadık. Akrabalarını falan konuşturmadık. Rakibimize ağlama falan filan diyerek küçülmedik, saçmalamadık, çirkefleşmedik. Elimizde belgeler var. Kupayı almazsak açıklarız demedik. Kazanınca da haliyle inkar edip kıvırmadık. Tertemiz şekilde anımızın hakkıyla ve hakkımızla kazandık. Not da ekleyeyim. Bana göre Başakşehir'in sayılmayan golü kesinlikle gol. Bu sene İstanbul Spor maçında Cao Pedro'nun attığı golde aynısıydı ama sayılmamıştı. Hani malum kararlar, malum kişiler doğru demişti. Demek ki bu da doğru. Ee, başka Başka aslında konuşulacak çok şey var ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe Edin Ceko transferi. Şimdi sevgili dostum Turan da aynısını söylüyor, ben de aynısını söylüyorum. Şimdi koyu istemeyenler var, doğru. İstemeyebilirsiniz. Yani istemeyebilirsiniz. Kabul. Ancak, bak, ee, ancak bu kısmı dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Bir Ligin içinden geçer diyor. Doğru söylüyor. Ceza sahası içinde topla buluştur yeter diyor. Valencia'nın kaçırdığı net gol pozisyonu 3. Edin Dzeko bugün Fenerbahçe'nin forveti olsaydı 3'ünü de atardı. Yaşlı ağır diyorlar. Lan bu adam 23 yaşındayken hani aynısını yapmıyordu ki. Bu adam 23 yaşındayken böyle depara kalkıp atmıyordu diyor Turan. 40 metre sürüp atmıyordu. Adamı tanımıyorsanız, özelini bilmiyorsanız yorum yapmayın. Bu adam ceza sahası içinde sezgileri yeter diyor. Pozisyon bilgisi yeter. Son vuruş kalitesi yeter. Bu adamın yavaş olması hiçbir zaman sorun değil. Çünkü zamanlama ve doğru pozisyon alması yıllardır yetiyor diyor. Doğru söylüyor. Ya Ceko yaşta sakatlansa sezonu kapar. Hem ne gerek var o kadar paraya diyorlar. Bizim ligde Eze var, Umut Nair var. Onları alalım. Elde de Batuay var, Pedro var. Ligi rahat götürürüz diyenler var. Bu sezon 37 yaşında başlayan, 2 ay sonra 38 yaşına girecek olan Bafetemi Gomis'in performansı. Her 96 dakikada bir gol katkısı. Hiçbir Galatasaraylı 37 yaşında bir eşeği alıyoruz demedi. ama Fenerbahçe taraftarı 37 yaşında bir eşek istemiyoruz diyor ya. Ya ben anlamıyorum Galatasaraylılar kadar Fenerbahçeli değil misiniz? Çok ağır bir ifade bu ama ya Galatasaraylıların konuşmadığını siz konuşuyorsunuz ya. Gomis'ten daha üst seviye ve yıllardır oynayan Ceko'ya ağır, yavaş elde patlar. Ya yıllardır böyle diye diye vasatizm ya. Ya Valencia gol kralı olmuş. İstediğinin kralı olsun. Valencia topçu mopçu değil. Galatasaray'da Valencia olsaydı yine bu kadar gol atsaydı Galatasaray şampiyon olamazdı. Çünkü harcadıkları. Ha, bir de şu var. Inter hiçbir şey bilmiyor. Geri zekalı değil mi sizin gözünüzde? 37 yaşındaki adamla sezonu götürdüler. Şampiyonlar liginin finalinde bile oynattılar. Ya siz biliyorsunuz Inter'dekiler bilmiyor. O kadar salaklar değil mi sizin gözünüzde? Ha, ya 37 yaşında güçsüz koşamayan adam. Değil mi? Her şeyi Fenerbahçe taraftarı biliyor. Bak Valencia'ya gidecek. Kesin gidecek. Serdar Dursun gidecek. Cevap Pedro gönderilmek isteniliyor. Teklifler değerlendiriliyor. Bunu da bilin. E Batshuayi'ye, Joshua King. Hani e, Batshuayi için teklifler var. Bu arada bir arkadaş vardı. Bana şey diyordu. Batshuayi için 12 milyon euro falan diyorsun. Senin futbol bilgine falan diye. O arkadaşa tekrar soruyorum. Hala aynı fikirde misin? Batshuayi 12'ye satamayız diyorsun yani. Doğru muyum? Doğru mu anlamışım? Göreceğiz. Hani profesyonel bir futbol takımının bir başkanı yani 5 yılda 15 futbolcu gönderiyor. 15 futbolcu alıyor falan. Hala bu olmayacak arkadaşlar. Normal kütür kütür futbolcu alacaksın. Ha ben de Cea Pedro'nun artık verim vereceğini düşünmüyorum ama onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de sıcağı sıcağına haberleri de merak ediyorum. Mesela C e, Jorge Jesus kesinlikle gidecektir. Ve şunu belirteyim. Emre Mor oyunu almadı bak. Farkında mısınız? Yani Emre Mor oyunu almadı. Yani Emre Mor'u oyuna almadı arkadaşlar. Siz dayanabilir miyiz İrfancan kahveciye? Siz bu kadar dakika dayanabilir Ve İrfancan'ı çıkarıp aldığı kişi Rossi. Bakın Rossi'yi en savunan adam ben olarak söylüyorum. Yani Rossi yani bu takımın e, artık e, ha şu var. Belki de 4-2-3-1 ya da 4-1-4-1 sisteminde daha iyi bir performans gösterir. Bir şey diyemem. Belki de o, o, o sistemin adamıdır. Belki de 4-1-3-2 sistemine adapte olamamıştır. Futbol zekası yetmemiştir. Kafası basmamıştır falan filan. Ama e, Rossi ile olmaz. Rossi ile olmaz. E, hayırlısı olsun hakkımızda. Bunu belirteyim. Şimdi ben bir şey daha belirteceğim. Nedir o belirteceğim şey? Jesus ve Valencia'nın ayrılığı. Valencia internasyonelle uzattı. Yani imzaladı. Hepimiz biliyoruz artık açıklama bekliyoruz. Hatta ben şu anda da bir taraftan da Twitter'dan bakıyorum. Resmi açıklama var mı? Diye mi? Herhangi bir resmi açıklama da yok. Yani ee, çözemiyorum ya. Hani çözemedim vallahi çok enteresan diyor. Hakikaten da çok enteresan. Çözemedim çok enteresan. Eee maç sonu konuştu mu diye bakıyorum. Maç bitti. Baya baya süre geçti. Hani 12 Haziran'a gidiyoruz. Enteresan. Vallahi enteresan. Ama dediğim gibi son maçı muhtemelen vedalaşmalar. Şunlar, bunlar vardır. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim. Ha, Gürcan Bilgiç çıkıp Miha Zayt için gidecek dedi. Bugün 3 kişinin sonu dedi. Hodri Meydan. Gürcan Bilgiç'e Hodri Meydan. Ha bu arada sempatik bir şekilde Hodri Meydan diyorum. Miha Zayt kalacak diyorum ben de. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sözleşmesini uzatacak diyorum. Hodri Meydan Gürcan Bilgiç. Hadi bakalım sen bir daha iyi bir şey biliyorsun. duyun biliyorsun. Ben mi daha iyi biliyorum? Bir alıştıralım bakalım ya. Alıştıralım bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'de iki ayrılık var. Kupa müjdesi var. Zayt müjdesi var. Ee, bunu da söyleyeyim. Başka da ne diyeyim arkadaşlar. Edin müjdesi. Edin Dzeko'yu da 3,5 milyon euroya uzatmak istiyorlar. Yani kulübü 3,5'a ya uzatmak istiyor. Biz 4 veriyoruz falan diyorlar ama hani bizimki opsiyonlu mu opsiyonlu. Cekon'da bir gönül bağı meselesi var. Yoksa onun dışında Edin Ceko da gelmez. Ha şunu da söyleyeyim. 37 yaşında Ceko'yu alıp arkasında Batshuayi, 3. forvetin Thiago Çukur olursa taraftar yine kızar. oyu becerip Ceko'yu alıp hani Batshuayi'yi 12.5'a satıp Pedro'yu 7.5'a satıp Serdar Dursun'u 1'e falan satarsan taraftar seni ayakta alkışlar. Der ki Ali Koç 5 senede akıllanmış. Ve ısrarla söylüyorum Fenerbahçe'nin zaten yapması gereken şey Edince koyu Firmino'yu almak e, hani elindeki para eden futbolcuları satmak Ya Pedro bu hani bu e, form grafiğiyle bizde iş yapmaz Cao Joaquín bu form grafiğiyle bizde iş yapmaz Umarım anlatabilmişimdir Teşekkürler sevgili dostlar Tebrikler Fenerbahçe Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere.